Gençlik merhaba, orijinal sorular serisiyle devam ediyoruz. Şimdi protein sentezi konusu ile ilgili size 13 tane soru çözeceğiz. Ve bu seri ile ilgili de bizim bu 4. videomuz devam edeceğiz gençler. Ee, bu serideki sorular nasıl? Bunlar çıkma ihtimali olan daha kaliteli sorular olduğunu söyleyebiliriz. Birinci sorumuz hemen bakalım. Protein sentezi için DNA'da kodlanmış GGA üçlü baz dizisinin şifreleyeceği amino asit X amino asitidir. GGA şifresinden Y amino asitinin şifrelenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Gençler, ÖSYM bu tarz mantığa önem veriyor ve buna benzer sorular daha önce sorduğu için bu tarz sorunun gelme ihtimali çok yüksektir. Bakın ne olmuş? GGA şifresi tabi bu normalde kod Değil mi? Bu DNA'daki bir şifredir. X amino asitini şifrelermiş. Ama ne yazık ki bir şeyler olmuş ve GGA kodu yani DNA'daki bu bilgi Y amino asitini şifrelemeye başlamış. Demek ki bir şeyler oldu. O zaman şöyle diyebilir miyiz mesela? DNA kendisini eşlemiştir. Bakın bunu direkt eleyin zaten. Neden? E çünkü protein sentezi sırasında DNA kendisini zaten eşlemez. O zaman hop bunu eledik mesajcı RNA'da mutasyon olmuştur. İşte en mantıklısı budur gençlik. Neden? Çünkü DNA'dan mesajcı RNA üretiliyor ya bir süre sonra bu şifre belki de başka bir şeye dönüştü. Mesela GGG oldu belki de bu A değişti diyelim. Ve sonuçta Y amino asiti meydana gelmiş oldu olabilir. Şu an en mantıklısı bu. Diğer çıkılara devam edelim. Peki neden böyle yapıyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi biyolojide bütün şıkları okumadan asla cevap vermeyin. En doğru bildiğinizden çok daha doğru bir şık çıkabilir. Çünkü gençlik biyolojide kanun falan yok. Bazen diyorsunuz ki bu kesindir, bakıyorsunuz ki daha çok net bir şey çıkıyor, daha kesin olan bir şey çıkıyor. O yüzden kesinlikle bütün şıkları okumadan asla cevap vermeyin. Crossing over olmuştur. Crossing over gençler bir kere e, crossing over genler ile ilgilidir. Halbuki bu bir koddur, değil mi? Bu bir kod crossing over olması hem hata e, da meydana getirmez. Sadece e, genin yerini değiştirir. Yani homolog kromozomlar arasında gen alışverişi ile ilgili bir durumdu. Burada da bu da olmaz. Zaten biliyorsunuz protein sentezi sırasında zaten diyor e, aslında. Protein sentezi sırasında böyle bir mekanizma da yok. Mayoz bölünme de olamaz gençlik. Ha Belki şu öğrencinin aklına gelebilir. İşte bu çeşitlilik ile ilgili, bu çeşitlilik ile ilgili. O yüzden çeşitlenme olmuş. Mantığından dolayı belki bu tarz. Ee, önceler kullanılabilir ama değil yani. Protein sentez protein sentezlenmiş zaten. Sentezlenmemesinden bahsetmiyor ki sadece amino asitinin değiştiğini gösteriyor bize. O zaman demek ki gençlik gerçekten de B şıkkıymış. Aşağıdaki olaylarda hangisinin gerçekleşmesi sırasında RNA üretilmesi gerekir. Zaten gençlik ha şöyle diyelim hocam ya bu soru çok basit falan diyebilirsiniz gençlik ama bu tarz sorular da geliyor karşımıza. Zaten RNA'nın üretilmesi demek transkripsiyon değil mi? Transkripsiyon o zaman direkt cevabımız C şıkkı olmuş olacak gençlik. Replikasyon dediği DNA'nın eşlenmesidir. Özellikle DNA'nın eşlenmesi bu sırada olmaz. Yani protein sentezlenirken DNA eşlenmez. Peki DNA ne zaman eşlenirdi? Hücre bölüneceği zaman. Üçüncü sorumuza bakıyoruz hemen. Canlılarda hatalı üretilen proteinler canlı için antijen özelliği gösterir ve antikor oluşumuna neden olur. Bunun sonucunda bu proteinin sentezi çoğunlukla durdurulur. Bu olay hücrede tam bir şekilde nasıl bir kontrol mekanizmasıyla yok edilir, durdurulur diyor bize bakın. O zaman gençlik, mesajcı, e pardon, ilgili mesajcı rena parçalanır. E parçaladın ama elinde gen var, bir daha mesajcı reni üretebilirsin değil mi? O yüzden tekrar gelip bu hatalı antijeni üretebilirsin. O yüzden bu e, akılcı bir yol değil. Üretilen protein ak yok edilir. E tamam yok edilsin de niye uğraşasın? İkide bir e, üreteceksin yine. Sen bunu bir kere durdurman lazım. garanti alman lazım. Üretilecek protein sentezi için gerekli enzimler üretilmez. Ya bu da çok karmaşık bir mekanizma. Bir sürü enzim var orada. En akılcısı ne? En akılcısı direkt. O da ilgili mesajcı RNA üretimini durdurursan o zaman bu antijeni direkt üretemezsin. Ee, daha en pratik, en kolay, en kesin, en garanti yol buradaki mesajcı RNA üretimini durdurmaktır. İlgili proteinlerin dışarı atılmasını bu da çok saçma bir şık olmuş olur zaten. O yüzden en mantıklısı D şıkıdır gençlik. Bu soruda gelme ihtimali yine yüksek tarz sorulardan bir tanesi. Zaten aslında buradaki e, soruların hepsi öyle gençler. Hani diyelim bu sene gelmeyecek, başka seneler gelecektir. Ve daha önceki senelerde gelmiş. Hani Bunlar e, çıkma ihtimali hep böyle olağan olan soru tipleri. Dördüncü soru, aşağıda DNA'nın bir ipliğinin bir kısmı verilmiştir bu ipliğin ters dönerek bakın bu önemli ters dönerek aynı DNA'ya bağlanması yani takla atıyor burada. Sonucunda oluşan yeni DNA'dan protein sentezlenirse aşağıdakilerden hangisinde bir değişme olmaz. Yani burada gençlik şöyle gidiyorduk ki bu sefer tersten geleceğiz. Mesela burada bakın T yerine ne gelecek? Yani takla attırıyoruz burada. Mesela bu sat diye okuyoruz bu sefer tas diye okuyacağız. O zaman ama bir de tersten komple tersten gelecek. Bakın buradaki T yerine ee, ne gelecek? Yani tersten gidersek bakın. Tersten gidersek şöyle burayı alayım hemen. Bakın burada hemen ne yazacağız? Buraya bakın tas gelecek değil mi? Tas olmuş olacak. Yani şu şifre takla attıracak bakın. T, A, S şeklinde ne olacak? Tas olacak. Diğeri ne? A, -T -G olacak o zaman gençlik burada. A, T, G olmuş oldu. Diğeri yine STT T, olacak. S, T, T oldu. Diğeri S pardon S G G oldu. Bakın diğeri T G S oldu. Diğeri de S A T olmuş oldu gençlik. Sonra bunları neye çeviriyoruz? Sonra bunları gençlik mesajcı RNA'ya çeviriyoruz. Çünkü bakın bu DNA'ydı. Takla attı. Biz de takla attırdık ona. Şimdi mesajcı RNA'sında yazacağız. Mesela bakın bunu mesajcı RNA'ya çevirdiğiniz zaman T'ye karşına gelir A. A'ya karşına gelir U. G. S'ye karşına gelir G. A, U, G. Hatta bakın bu başlatıcı kodun oldu. Bunları çevirmeye gerek yok gençlik. Bakın burada bir şifre gelecek. Buradan bir şifre gelecek. Buradan bir şifre. Buradan bir şifre. Buradan bir şifre gelmiş olacak. Burada da bir şifre olmuş oldu. İsterseniz deneyin. Mesajcı Rene bunu uydurabilirsiniz. Dikkat edersen bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane burada elimizde şifre var. O zaman bakın. Kullanılan amino asit çeşidi değişir mi? Tabii ki değişir. Mesela daha önce bakın. Ee, sat olan şifre ne oldu? Tas oldu. O zaman Takla attırınca ne oldu? Değişti. Kesinlikle değişecektir bu. E, bu değişti. Kullanılan amino asit sırası da değişti tabii ki. Sıra da değişti. Çünkü e, takla attırınca her şey değişmiş olacak. Kullanılan amino asit sayısı aynı olacak Yani işte, Bakın sayı aynı. Yani bakın burada, şurada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, tersten gel yine 6. O zaman cevap direkt ne olacak? C şıkkı olmuş olacak. Kullanılan kodon çeşidi de değişti. Kullanılan kodon sırası da zaten değişmiş oldu. Takıl atınca aynı eski kodon olmamış oldu. Burada şunu düşünebilirsiniz, e hocam arada AUGler gelmişse, yani, pardon, UGA'lar gelmişse, UA'lar gelmişse yani durdurucu şifreler gelmiş olabilir mi? E, bunları denediğiniz zaman araya onlardan girmediğini zaten göreceksiniz. E, girmiş olsaydı tabii ki iş değişirdi. O zaman bir yerde protein sentezi mesela diyelim ki bu dönüşmüş olsaydı. UAA'ya mesela durdurur bir kodlar o zaman düşecekti ama öyle bir şey vermemişiz. Yani burada o tehlikeyi ortadan kaldırmışız. Cevap direkt o zaman C şıkı olmuş oldu gençlik. Önemli bir soru tipi gençlik yine sorulabilecek sorulardan. Çünkü ÖSM'nin özellikle soru kaynaklarından bazılarına bu tarz uygulamalara rastlıyoruz. Sorulabilir sorulardır gençler. Bir hücrede, 5. sorudayız, bir hücrede sürekli olarak ancak belirli sayıda ve çeşitte mesajcı RNA yapılması aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır? Mesajcı RNA'ların tekrar tekrar kullanılması ile ilgili değil bu durum. DNA'daki şifrelerden belirli sayı ve çeşitte mesajcı RNA üretilmesi olabilir bu. Olabilir. Olağan mantıklı bir şey bu. Mesajcı RNA'nın protein sentezine zaten bu doğal bir şey. DNA'nın bütün hayatsal olayları yönetmesini diyemiyoruz. Mesajcı RNA'nın ribozomlarda görev alması da diyemeyiz. O zaman bakın gençlik demek ki en mantıklısı ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Bakın burada ne demişti? Bir hücrede sürekli olarak ancak belirli sayıda ve çeşitte mesajcı RNA varmış. Bu da neyle ilgilidir? O zaman DNA'daki şifrelerden belirli sayıda ve çeşitte mesajcı RNA üretilmesi. Ha, zaten cümle e, paragraf sorusu gibi düşünürseniz şifrelerden belirli sayı ve çeşitte zaten diyor. O yüzden cevabımız da B şıkı olmuş olur gençler. 6 hemen. Protein sentezinde aşağıdakilerden hangisi proteinin büyüklüğünü belirlemede etkili değildir? Görev alan ribozom sayısının protein büyüklüğüyle alakası var mı? Hayır, proteinlerin sayısıyla alakası var. O zaman direkt cevabımız A deriz ama dediğimiz gibi bütün şıkları okumadan karar vermeyeceğiz. DNA'nın mesajı RNA'ya şifre veren kısmındaki nükleotit sayısı artarsa Kod sayısı, kodon sayısı artacağı için bağlanacak amino asit sayısı da artmaz mı? Artar. Proteindeki amino asit sayısı arttıkça protein büyümez mi? Büyür. Mesajcı renadaki kodon sayısı çoğaldıkça arttıkça amino asit bağlanması artar mı? Artar. Görev alan trenaların sayısı her bir trena bir amino asit getireceğine göre o zaman ne kadar çok tır gelirse yani tır RNA veya taşıyıcı RNA gelirse o kadar daha fazla protein büyük e, olacaktır deriz. O zaman cevabımız A oldu. Sadece görev alan ribozom sayısı protein sayısını etkiler. Proteinin büyüklüğünü etkilemez. 7. Normal hemoglobin. Bakın geçtik. Bu tarz sorulardan korkmayın. Bu soru sanki böyle uzun geliyor. Böyle öğrenci korkuyor bundan. İçi fos Bakın bu tarz soruların içi fos. Uzun gelen sorunun cevapları genellikle diyorum ki cevabı i için nedir? Uzun sorunun cevabı içindedir. Yeter ki dikkatli okuyun. Bakın normal hemoglobin, hemoglobin A ile orak hücreli anemi hastalarında bulunan hemoglobini, hemoglobin S karşılaştıran bilim adamları her ikisinin de 19 çeşit ve 560 amino asitten oluştuklarını bulmuşlardır. Amino asitlerin bir bölümü aşağıda verilmiştir. Böyle bir sıralama yapılmış. Yani hemoglobin A ve hemoglobin S te yer alan amino asitlerin bir sırası, bir kademesi verilmiş karşılaştırma şeklinde. Buna göre diyor. Hemoglobin A ve hemoglobin S farklı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? Gençlik bu soruyu 2005'te hazırladığım bir soruydu bu. Sonra baktım kaynaklarda çoğalmaya başladı. Tabii bunu ben de ee, nereden almıştım? Bir yerden almıştım da şu an hatırlamıyorum. Oradaki bir bilgiydi bu. Oradan e, sonra baktım bir sürü yayın eve bu sorudan türetmeye başladım. Ama çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Ee, hani uzun bir soru ama aslında içi fos dediğimiz gibi kolay bir soru. Şimdi bakın e, iki tane protein çeşidinin farklı olması. Bakın burada diyor ki amino asit çeşidi etkileyebilir mi? Normalde etkiler. Ama hemen soruya bakalım <laughs> ne demiş? 19 çeşit diyor. Ula çeşitler aynı. Değil mi? Buraya bile bakmaya gerek kalmıyor aslında. 19 O zaman tık bunu ele. Sonra diyor ki sıra. Sıra bir kalsın. Amino asitlerin bağlanma şekli hep aynıdır gençler. Bütün amino asitler peptit bağlarıyla bağlanır. Direkt tık onu da ele. E amino asit sayısı soruda söylemiş sana zaten. Bakın 560 amino asitten oluşmuş ikisi de diyor. O zaman sayısının da burada bir kıymeti kalmadı. Tamam normalde etkiliyordu ama ikisi de aynı mı zaten diyor. Ya zaten tek ne kaldı burada? amino asit sırası kaldı. Hiç bu sıralamaya bakmana bile gerek yok aslında. Yani şuradaki bilgiler kendini ele veriyor. O yüzden gençlik uzun sorulardan korkmayın. Sorunun cevabı %99 için dedir. Evet şuraya da bakalım. Sırada farklı olduğunu göreceksiniz. Bakın valine valin gelmiş. Histidine histidin gelmiş. Lösine lösin gelmiş. Trenine treonin gelmiş. Pirolin pirolin gelmiş. Aa, bu da glutamik asite karşı burada valin gelmiş. Ne oldu? Yer değişti. Ne oldu? Sadece sıra aynı olmadıysa. Işte. Ama çeşit sayarsanız buradaki bir çeşit bile aynıdır. Zaten sorunun içerisinde de çeşit dedi ki bu sıralama belirli bir yerin sıralaması yoksa daha da 560 am am amino asit dizilecek yani ona böyle. O zaman cevabımız ne oldu gençlik? B şıkkı olmuş oldu. 8. Ökaryot bir hücreden alınan bir kromozomun bulunduğu ortama de de deoksiribonükleaz enzimi eklendiği zaman Genlerin yok olduğu görülmüştür. Bu deney ortamına proteinaz veya proteaz da diyebilirsiniz buna gençlik enzimi eklendiği zaman bunun orijinal aslında proteazdır. DNA kılıfının parçalandığı görülmüştür. Kılıf parçalanmış. Buna göre bu deneyden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Enzimlerin yaptığı işe bakın. Enzimlerin yaptığı işe bakın. Burada proteini parçalamış. Buradan nükleik asit parçalamış. O zaman derim ki Kromozomların yapısında DNA ve protein vardır. Doğrudur derim gençlik. Cevabımız da direkt aşık olmuş olacak ama devam edeceğiz. Kromozomlar kromatit denilen birimler tamam doğrudur ama bununla ne alakası var? Bunun hiç alakası yok. Kromozomlar ile birlikte bulunur. Olabilir. Her zaman değil ama olabilir. E burada o bilgi de yok zaten. Kromozomların yapısında sadece DNA yok. Aynı zamanda protein var bu kere. Bu zaten yanlış oldu. Kromozomlar hücre bölünmesinden önce kendini eşler. E tamam eşler de bu eşlemeyle ilgili bir durum. Değil. Cevap o zaman aşık oldu gerçekten. 9. İnsanda bir sperm ile yumurtanın döllenmesiyle zigot oluşur. Zigotun mitoz bölünmeler geçirmesiyle de bir canlı oluşur. Oluşan bu canlının bütün dokularındaki genetik yapı aynı olmasına rağmen her doku ayrı bir işlev yapmaktadır. Her dokunun genetik yapısının aynı olmasına rağmen farklı proteinlerin olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi? Yani neyle açıklanır? Ne ile açıklanır bakın. Yani aynı genetik yapıda oluşturmamıza rağmen bizim bütün hücrelerimizin DNA'sı, bütün dokularımızın DNA'sı, nükleotit dizilişi her şey aynı. Ve o zaman neden farklı proteinler üretilebiliyor? Bunun temelinden ne yatar? Sana yine bir soru işte bakın. Yani bunları ayrılmayayım gençler. Bunların hep çıkabilecek sorular. Bunların mantığı önemli. Hani soru cümlesi cümlesine aynı gelmeyebilir. Geledebilir tabii ki. Ama mantığı kavramamız gerekiyor. Buradaki temel mantık ne? DNA'daki nükleotit diziliminin farklı olması diyemezsin. Zaten senin bütün hücrelerindeki DNA'daki nükleotit dizilimi aynıdır. Saç, kulak, e, burun, akciğer, karaciğer, dalak ne varsa bütün hücrelerindeki DNA dizilimi birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çünkü sen tek bir hücre olan zigottan mitoz bölünmelerle meydana geldin. Dokuların oluşması sırasında mutasyon, Hiç öyle bir şey olur mu ya? Sürekli mutasyon mu olacak ki? Mutasyonlar sürekli görülen bir şey değil yani. Her dokudaki sitoplazma, sitoplazmanın genetik yapıyla alakası var mı? Protein alakası var mı? Geç. Her dokuda farklı genlerin aktif olması işte bu. Bakın. Çünkü bakın bizim bütün hücrelerimiz, dokularımızın DNA'sı aynı olmasına rağmen aktif genler farklı, çalışan genler farklı ve bu çalışan farklı genler ne yapacaktır? Farklı mesajcı RNA'lar meydana getirecekler ve farklı proteinler meydana getirecekler gençler. Buna dikkat edelim. Dokuların bölünme şekillerinin farklı olmasıyla da tıpkı geç bu hikaye. O zaman cevap de şık olmuş oldu gerçeği. 10. Bakın uzun bir soru ama korkmayın yine bakın. Yani belki ders Ya hocam yine çok da uzun değil aslında yine. Evet. Neurospora adı verilen pembe ekmek küfünü kullanarak bunların yeni bir nesil başlatan sporlarının gelişimiyle ilgili olarak normal basit kültür ortamında yaşayabilen Neurospora sporlarının x ışınlarına maruz bırakılan Üç bireyinden. Bakın bunlar normalde normal basit kültür ortamında yaşayabiliyorlarmış. Normal basit kültür ortamı ne demek gençler? Monomer maddelerin bulunduğu, suyun, minerallerin bulunduğu ortam demek. Yani basitlik oradan geliyor. Monomerlerin, inorganik maddelerin hazır olarak bulunduğu bu bak, e, küf mantarının ihtiyacını dışarıdan karşılayabildiği maddelerin olduğu ortam demek. Şimdi X ışınlarına maruz bırakmışsınız bu spor şeyi, bu nörosporaları. Sonra buradan 3 tane biri almışsınız. Birincisinin basit kültür ortamında gelişemedi. Ha, demek ki bu bir şeyini kaybetti. Daha önce gelişiyordu, ne oldu? Bir şey kaybetmiş demek ki, bir problem yaşamış. İkincisinin basit kültür ortamında ek olarak vitamin or e bulunan ortamda gel A, vitamin vermişsin, gene e yaşayamamış. Yani mesela, demek ki buna başka bir problem var. Problem vitaminle ilgili değilmiş. Eğer ben vitamini verdiğimde problem çözülmüş olsaydı, ha derdi ki tamam. O zaman demek ki bu vitaminle ilgili bir arıza meydana gelmiş. E vitaminle ilgili bir arızası yok. Başka bir şey var burada. Üçüncüsüne bakın, üçüncüsünün basit kültür ortamına ek olarak Arjinin amino asidi bulunduğu ortamda geliştiği görülmüştür. Ha biz bunun ortamına Arjinin amino asidi ekleyince bu yaşamaya devam ediyor. Demek ki bunun Arjinin ile ilgili bir arızası var. Arjin üretemiyordu belki daha önce bu basit kültür ortamındaki malzemeden kendine Arjinin amino asidi üretebiliyordu ama şimdi üretemiyor. Çünkü ben ancak bunu verince yaşayabildi. Demek ki bu madde üretimiyle ilgili arıza yaşamış. Daha önce bunu üretiyordu, yaşıyordu. Ama ancak ben bunu ekleyince yaşayabildiğine göre demek ki bu arjinin amino asiti ile ilgili bir arızası vardır derim. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi en uygun olur. X ışınları nörospora sporlarını öldürmüştür. E hayır deney yaptık bunlarla. Ölmemiştir. X ışınları sporlarda vitaminlerin senteziyle ilgili bazı... Hayır vitaminlerle ilgili olsaydı o zaman bu deney olurdu. Yani vitamin verdiğimde yaşardı. İş ışınları amino asitler ile ilgili bazı özellikleri yitirdi. O zaman cevap direkt Ceyhan oldu gençlik. Bakın demek ki ben ancak bu arjinin amino asitini verince yaşadığına göre demek ki arjinin ile ilgili bir arıza oldu. Çünkü daha önce bu normal ortamda yaşıyordu. Bu da şunu gösteriyor. Daha önce normal ortamda kendine arjinin amino asitini üretebiliyordu bu malzemeden. Ama şimdi üretemeyince yaşayamadı. Ben ancak bu arjinin aminasını ekleyince yaşayabildiğine göre demek ki bu ile ilgili, bu madde ile ilgili bir problem yaşamıştır deriz. X ışınları bazı özelliklerin yavrulara geçmesini sağladı. Tamam olabilir ee, ama en uygun demesinin sebebi bu işte. Nörospora sporları mutasyona uğramaz. Zaten mutasyona uğramış. Bir arıza var, bir problem var. Cevap C oldu gençlik. Evet. 11. Proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan faktörler arasında yukarıdakilerden hangisi ve hangileri yer alır? Şimdi diyecek hocam bu soru her yerde var ya hocam. Var ama bu şekilde yok. Yani <laughs> şöyle demeyin, hani, e, ben bu şekilde de var değil mi? Burada bir mantık söylemeye çalışacağım. Şimdi gençlik bakın, amino asit çeşidi ne yapar? Çeşitlenmeye sebep olur. Amino asitlerin bağlanma şekli olmaz. Çünkü bütün amino asitler aynı şekilde bağlanır, peptit bağları hatta birinin amino grubu ile diğerinin karboksil grubu arasında bağlanma olur. O yüzden de hepsinin bağlama biçimi birbirinin tıpkısının aynısıdır. O zaman direkt bunu ele gitsin. Amino asit sırası etkiler, amino asit sayısı etkiler, amino asit dizilişi etkiler. Şimdi bu dizilişi verince öğrendi ya hocam ya burası sıra sırayla diziliş aynı şey ki bu niye ikisi aynı şeydir? Hayır ikisi aynı şey değil ya olur mu? Bu amino asitleri sen mesela diyelim ki X ondan sonra Y ondan sonra mesela Z ondan sonra mesela K tamam bu şekilde tek sıra halinde yaparsan haklısın. Ama amino asitler böyle değil ki bir de buradan bağlama yaparsın buraya T bağlarsın ondan sonra devam edersin R bağlarsın ondan sonra bir getirsin K bağlarsın Ondan sonra şuradan başlarsın başka bir şey bağlarsın. Böyle ne yaparsın? Bir ağ meydana getirsin. Tek sıra halinde değil ki bu. O yüzden dizilişi ne oldu? Farklı oldu. Diziliş ile sıra aynı şey değildir. Tek sıra değil ki bu. O yüzden dizilişi de sırası da sayısı da etkili. Çeşidi de etkili. Ama bağlanma biçimi etkili değildir. O yüzden cevabımız eşik olmuş oldu yeşil. Çok güzel bir soru gençlik. Harika, harika, harika. Bu mantıkla ilgili zannedersen 3 soru falan sordular bakın. Tekrar sorarlar mı? Sorarlar. Evet. Farklı nükleotit dizimlerle dizimlerine sahip X mesajı RNA zinciri ve Y mesajı RNA zinciri Z proteinini yapıyor. Bakın. Yani iki tane farklı mesajı RNA var ama ne yazık ki ikisi de aynı protein üretiyormuş. Vallahi ilginç bir şey. Normalde olmaması lazım değil mi? Normalde olmaz böyle bir şey. Ama niye aynısını medene getirdi bakalım. X'in şifresini de burada vermişiz. Y'nin şifresini de burada vermişiz. Ula şifreler tamam. Az bir ben mesela şurada bir benzerlik var. Şurada da bir benzerlik var ama şu en azından bakın şunlar, şu kısımlar farklı. Bakın şunlar farklı. Şunlar da farklı. E, bu kod ile e, kodon ile bu kodon aynı değil. Bu kodonla da bu kodun aynı değil. E Ne oldu da aynı proteini meydana getirdi? Yani burada da proteinin şeyini de yazalım, şifre sıralamasını de yazalım. Mesela burada A amino asiti gelsin, burada B gelsin, burada C gelsin, burada D gelsin. Bunlar sonra böyle birbirine peptit bağları bağlansın ve böylece Z amino asiti oluşsun. Yani A, de burada var, A, de burada da var. Peki ya bunların kodları farklı, neden aynı şifre? E, amino asit gelip dizildi. Şimdi bu sentez ile ilgili diyor yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Sentezlenen proteinlerin amino asit sırası birbirinden farklıdır. Ya olur mu? Bu farklı olursa ikisi de aynı protein olmaz. Tık ele gitsin. Farklı kodonlar aynı çeşit amino asiti şifreleyebilir. Ah işin mantığı burada. Bakın farklı kodonlar. Bakın bu kodonla bu kodon farklı ikisi de getirmiş A aminositini şifrelemiş. Bu ACC ile UCA da farklı ama ikisi de getirmiş C aminositini yapmış. O yüzden ne diyoruz? Farklı kodonlar aynı aminosit çeşidini şifreleyebilir. Doğru. Aynı kodon çeşidi farklı amino asitleri şifreleyebilir. Gençlik bunu çok kullanıyor Ö ÖSYM öncüllerde ve bu kesinlikle yanlış. Yani bir e, amino bir kodon mesela ACC diyelim. Hem A amino asitini hem de gelip canıma göre, aklıma göre, kafama göre bir de B amino asiti şifreleyeyim olmaz. Bazen A yapayım, bazen B yapayım olmaz. Öyle bir şey yok yani. O yüzden bunu hemen ne yapıyoruz, eliyoruz. Farklı ribozomlar Aynı mesajcı RNA'dan farklı proteinler üretirler. Bakın farklı ribozomlar aynı mesajcı RNA'dan farklı protein üretirler. Böyle bir şeyin yani bu ribozoma bağlı değil gençler. Şöyle düşünmeyin işte farklı ribozomlar kullanıldı diye. Farklı ribozomlarla ilgili bir mesele de yok zaten burada. Farklı ribozomlar aynı mesajcı RNA'dan farklı protein üretemezler. Yani daha doğrusu ribozoma bağlı bir mesele değil bu mesele. Mesajcı RNA'nın içerisindeki bu Farklı kodonların aynı amino asiti şifrelemesiyle ilgilidir. O zaman tık bunu da elerim ve böylece cevabımız sadece 2 olur. C şık olur ve en yoğun gelecek, en böyle e, gelme ihtimali en yüksek sorumuz burada bu gençlik, bu mantığa çok daha iyi kavrayın. 13 ve son sorumuz gençlik. Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu tarz soru da gelebilir gençler. Belki buna dayalı soru daha önce geldi. Basit de gelebilir size. Klasik diyebilirsiniz. Gelebilir kardeş. Evet şimdi bakın ilk başta protein sentezinde DNA açılırdı. Bir genin mesajı RNA sentezlenirdi. O zaman hemen bakalım. Ne diyor burada? Mesajcı RNA'nın çekirdekten çıkıp sitoplazmadaki ribozomun küçük birimle tutulması. Zaten mesajı RNA ile ilgili başka da bir şey yok burada. O zaman hemen bunu birinci sıraya alırım. Sonra ne diyor? Taşıcı RNA'nın antikodonunun mesajcı RNA'nın kodonuna hidrojen bağıyla bağlaması. Bu da olabilir ama başka var mı? Ribozomun küçük ve büyük alt birimlerinin birbirinden ayrılması diyor. Hayır. Aminoasitler arası peptit bağlarının kurulması. Hayır. O zaman gençlik bakın. Önce mesajcı RNA üretilecek. Sonra gelip ribozomun küçük birimine tutunacak. Sonra büyük birim gelip buna kapaklanacak. Onun sıralaması yok burada. Ondan sonra taşıcı RNA'lar mesajcı RNA'ya şifre getirecek. Daha doğrusu aminoasit getirecek. Bu iki oldu. Sonra ne olacak gençler? Amino asitler gelince peptit bağları kurulacak, 3 olacak. En son protein sentezi bitecek ve ribozomun büyük ve küçük birimleri birbirinden ayrılmış olacak. O zaman 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 D şıkkında görüyoruz gençler. Evet cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Evet gençlik yine 13 tane güzel soru çözmüş olduk. Belki bazı sorular çok basit gelebilir size ama bazı sorular da gerçekten bir sorulardı. Bazı, e, çoğunluk diyelim bu mantıkla ilgili. Yani %100 ÖSYM tam şunu %100 soracak diyemiyorum. Mantık olarak soracak. Yani dizaynımız belki farklı olacak. Belki cümlelerimiz farklı olacak. Ama Soracaklar gençler bunları. Bunların dışında da protein senteziyle ilgili ben soru tipi geleceğini zannetmiyorum. En gelebileceklerini buraya ekledik ve böylece 13 tane soru etmiş oldu. Ha bunlar bu sorular değerliler yani bu sene gelmez, başka zaman gelir başka zaman da gelebilir. Ha bir tane bakarsın bu iki sene gelir iki tanesi başka zaman gelir diyebiliriz. Yani ayrılabilir, farklılaşabilir sorular ne zaman geleceğini %100 bilemiyoruz. Evet gençlik yine eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olalım olmayanları olduralım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.